Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 4. yasama yılı 3. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Efendim hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizleri televizyonları başında, sosyal medyada veya radyolarının başında izleyen bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı, dostluğumuzu, muhabbetimizi gönderiyoruz. Zor günler yaşıyoruz, bunun farkındayız. Ama hep birlikte zorluğu aşacağımız konusunda en ufak bir endişem dahi yok. Çünkü bu ülke güçlü bir ülkedir. Bu ülke Milli Kurtuluş Savaşı'nı verip bütün mazlum ülkelere örnek olan ülkedir. Dolayısıyla biz mücadelemizi kararlılıkla vatandaşın lehine, Türkiye'mizin lehine sürdüreceğiz. Ankara'nın başkent oluşu 97. yıl dönümü. Küçük bir Anadolu kasabası bugün Türkiye'nin ikinci büyük kenti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu, Milli Kurtuluş Savaşı'nın verildiği, milli mücadelenin verildiği bir kent. Ankara üzerinde türküler de söylendi, şarkılar da söylendi. Seymenlerimiz Mustafa Kemal'i karşıladılar. Hep birlikte başkenti gerçek anlamda başkent yaptık. Büyükelçilikler başlangıçta buraya gelmek istemediler. Ama şimdi bütün büyükelçilikler Ankara'da. Dolayısıyla Ankara'yı Ankara yapan bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız. Onlar milli mücadeleyi verdiler. Onlar etnik kimlik ayrımı yapmadılar. İnanç ayrımı yapmadılar. Yaşam tarzı ayrımı yapmadılar. Bir milli mücadeleyi vereceğiz dediler ve verdiler. Onun için hep beraber diyoruz ya, Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. Evet, Ankara güzel bir kent. Azerbaycan'dan hoş haberler gelmiyor. İşgal altında, toprakları işgal altında olan bir devlet mücadele veriyor. Dünyanın bütün demokratlarının bu haklı talebin yerinde konumlanması gerekiyor. Toprakları işgal edilmişse başka bir ülke tarafından, bu işgalden kurtarılması lazım. Sayın Aliyev, ben savaşacağım demiyor. İşgal edilen topraklardan ayrılırlarsa bir sorunumuz yok diyor. Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok diyor. Topraklarımız işgal altında ve bu işgalden kendi topraklarımızı kurtarmak zorundayız diyor. Haklı mı? Haklı. Evrensel hukuka uygun mu? Evrensel hukuka da uygun. İnsan haklarına uygun mu? İnsan haklarına da uygun. Dolayısıyla Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Daha fazla kan akmaması için. Ama başka bir şey yapıyorlar. Sivilleri bombalıyorlar. Bir insanlık suçu, bir terör suçu, masum insanları öldürmek. Asla ve asla insan olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tablodur. Bu tablodan da, bu tablonun oluşumundan da Ermenistan'ı vazgeçmeye davet ediyoruz. Elbette bu arada Rusya'da masa kuruldu. Ermenistan ve Azerbaycan'ın devlet başkanları oradaydı. Olaylar izleniyordu ama Türkiye masada yoktu. Bunu da bütün vatandaşlarımın hafızalarının bir yerinde tutmalarını isterim. Madem ki biz
Bu sorunu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. O zaman bu sorunun çözümüyle ilgili, madem ki her türlü katkıyı yapmaya hazırız, o masada niye Türkiye yok? Bunu da dediğim gibi bütün vatandaşlarımın hafızalarının bir yerinde tutmalarını isterim. Değerli arkadaşlarım, 10 Ekim'de cumartesi günü sabah bir grup arkadaşımızla birlikte evden ayrıldık. Ankara garına gittik. Bombanın patladığı yere karanfillerimizi koyduk. En büyük terör olaylarından birisiydi. 5 yıl önce. Barış isteyen, dostluk isteyen, kardeşlik isteyen bir kitleye 2 canlı bomba müdahale etti. 101 vatandaşımız hayatını kaybetti. 101 kişi. Hala olay bütün boyutlarıyla aydınlığa kavuşmuş değil. Biz terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz. Herkesin böyle bilmesini isterim. Terör tanımıyla ilgili olarak bizimle diğerleri arasında temel bir fark var. Biz insanların düşüncelerine saygı gösteririz. Terörist eline silah alıp masum insanı öldürüyorsa teröristtir. Dünyanın her tarafında teröristtir. İnsanların düşüncelerine saygı göstereceğiz. İnançlarına saygı göstereceğiz. Kimliklerine saygı göstereceğiz. Ama terör, dur kardeşim. Terör asla izin vermeyiz. Bu mücadeleyi bir milli mücadele haline, bir toplumsal mücadele haline dönüştürdüğümüz zaman Türkiye terörden arınmış olur. Dolayısıyla 10 Kasım'da yaşanan terörün kimlerden, nerelerden, nasıl kaynaklandığının bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılması devleti yönetenlerin görevidir. Teröre karşıysanız bütün ayrıntılarıyla çıkarın kardeşim. Değerli arkadaşlarım, teröre karşıyız ama ağaçları seviyoruz, tabiatı seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz, bütün canlıları seviyoruz, kainatı seviyoruz, ekosistemi seviyoruz. Gelecek çocuklarımız, torunlarımız güzel bir ekosistem içinde doğmak hakkına sahipler. Onların da yeşili görme, ağacı görme, kırları görme, dağları görme, ormanları görme, bulutları görme, havayı, masmavi havayı görme hakları var. Bizim 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin maddelerinden birisi de budur. Dünya sadece bize ait değil, bizden sonra geleceklere de aittir. Bu dünyanın hakkını sadece biz değil, bu dünyanın hakkını bizden sonra gelecekler için de korumak zorundayız. O nedenle yerinde duran ve hareket etmeyen bir ağacı yakmak en büyük günahtır bana göre. En büyük günahtır. Hele bir ormanı yakmak, oradaki canlıları yakmak, kaplumbağaları yakmak, kuşları yakmak, sürüngenleri yakmak, kurdu kuşu yakmak. Hangi vicdan kabul eder bunu? Hangi ahlak kabul eder bunu? Efendim teröristler yaptı. Zaten yakan teröristtir arkadaşlar. Ormanı yakan insan, bir insanı öldürmekten ne farkı var? Ha bir insanı öldürmüşsün, ha bir ağacı kesmişsin, yakmışsın. O nedenle bu konuda daha dikkatli davranmak zorundayız. Yeşil ekonomi diyor bütün dünya. Yeşil mutabakat diyoruz hep birlikte. Doğayı korumak için. İnsanlığı korumak için. Bütün kainatı, bütün canlıları korumak için biz bunu yapıyoruz. Ve bu mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlarım,
her mücadelenin mutlaka haklı bir yönü vardır. İnsanlık yolunda yapılan her mücadelenin haklı yönleri vardır. Ve siz haklılığınızı kanıtlamak ve hizmet etmek için vatandaşa, haklı eksende hizmet etmek için devleti adaletle yönetmeye çalışırsınız. Adaletle yöneteceksiniz ki haklı ile haksız birbirinden ayrılabilsin. Adaletle yöneteceksiniz ki ağacın da kurdun da kuşun da hakkını teslim edeceksiniz. Yönetici kibiri kendi dünyasında yaşamaz. Alçak gönüllü olmak zorundadır. Mevlana'nın felsefesi kadar güzel bir felsefe var mı? Değerli arkadaşlarım, bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Milyonlarca gencimiz işsiz. Esnaf doğru dürüst iftah yapamıyor. Emekli aylığı alan emekli geçinemiyor. Çöp konteynerlarından yüz binlerce kişi pazar artıklarından beslenmeye çalışıyor. Ve devleti yöneten kişi olarak siz çıkıp milletin önüne efendim yoksullukta sabredin diyorsunuz. Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Sen niye sabretmiyorsun? Hak talebinde bulunma diyor sana. Bir hak talebinde bulunma. Ben yönetiyorum, ben asarım, ben keserim. Şimdi sıra sende, sen sabredeceksin. Açım, açlıkta sabredeceksin. Yoksulum, yoksullukta sabredeceksin. İşsizim, işsizlikte sabredeceksin. Beyefendi peki sen bir sabır gösteriyor musun? Sen nerede sabır gösteriyorsun? Senin bir elin yağda bir elin balda. Yazlık sarayların var. Kışlık sarayların var. Uçan sarayların var. Bütün bunların yükünü kim çekiyor? Senin sabredin dediğin vatandaş çekiyor. Sabredin dediğin vatandaş çekiyor. Boğazındaki lokmayı diye vergi diye alıyorsun. Boğazındaki lokmayı vergi diye alıyorsun. Aldığın vergiyi de onun için değil, yandaşın için harcıyorsun. Allah kimseyi kibirli yapmasın. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Herkesi küçük görür. Bakınız değerli arkadaşlarım. Tabii baştaki kibirli olunca yöneten kadronun tamamı da kibirli ve paşalarından akıyor. Beni üzen bir kadının bunu söylemesi. Bakan, Çalışma Bakanı. Son iki yılda emeklilerimize toplam 674,5 milyar liralık aylık ödemesi gerçekleştirdik. Ne demek ya? Yani 2,5 yılda emekliye aylık vermişler 674 milyar lira. Bunu da bir övünç meselesi olarak. Bak lütfettim. Senin aylığını vermeyebilirdim sana. Ama iki yılda ben sana bu kadar para verdim. Öp başına koy diyor. Sen bu emeklinin hangi koşullarda emekli olduğunu biliyor musun kardeşim? Kaç yıl çalıştığını biliyor musun? Ne kadar emek harcadığını biliyor musun? Devlete ne kadar vergi ödediğini biliyor musun? Sosyal güvenlik kurumuna ne kadar prim ödediğini biliyor musun? O primleri senin nasıl çarçur ettiğini biliyor musun? Şimdi lütfetmiş, ben sana emekli aylığı veriyorum demiş. Şu kepazeliğe bakın Allah aşkına ya. Şu incelik kendisine gelir. Şu inceliğe bakın Allah aşkına. Ve bunlar devleti yönetiyor. Bütün emekli kardeşlerime seslenmek isterim. Bütün emekli kardeşlerime. Senin hakkını, senin yıllar yılı ödediğin paranı sana verirken bile ben sana para veriyorum, bana oy ver diyor. Ya benim ödediğim para bu. Benim birikimim, benim kumbaram, benim kumbaramdan alıp bana veriyor. Lütfet diyor, ben sana bu parayı verdim diyor. Akla bakın. Gerçekten de akla bakın. Değerli arkadaşlarım, bunu kalkıp söylüyorlar. Emekliye lütuf diye sana maaşı verdik diyorlar. Oysa onun hakkı.
Hakkı lütuf olarak sunuyorsunuz. Bak ha, yeri zamanı gelirse beni kızdırırsan senin emekli aylarını da ödemem. O mesaj çıkıyor buradan. Ama bunu yaparlarken büyük müteahhitlere, beşli çeteye verdikleri, dolar bazında verdikleri ihalelerin paralarını tıkır tıkır dolar üzerinden ödüyorlar. Tıkır tıkır. Bir gün bile gecikmiyor. Dolar, onlar sabah akşam dua ediyorlar. Dolar biraz daha yükselsin. Ne kadar yükselirse emekliler o kadar ezilecek, esnaf o kadar ezilecek, çiftçi o kadar ezilecek, asgari ücretli o kadar ezilecek, onların da keseleri şişecek. Onlar da para kazanacaklar. Bunu unutma kardeşim. Geçen grup toplantısında 17 madde saymıştık esnaflarımız için. Şunu söylemiştim, yine söylüyorum. Hiç kimse kendisini sahipsiz sanmasın. Hiç kimse. İster esnaf, ister çiftçi, ister emekli, ister sanayici, ister işsiz, ister sanatçı. Coğrafyamızın neresinde yaşıyorsa yaşasın, hiç kimse kendisini sahipsiz görmesin. Bu ülkenin sahibi var, bu vatanın sahibi var, bu bayrağın sahibi var. Onun adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söyledik. Esnaf Bakanlığı kurulmalı. Evet. Bir daha söylüyoruz. Esnaf Bakanlığı kurulmalı. Sicil affı çıkarılmalı. Evet, bir daha söylüyorum. Sicil affını çıkarın kardeşim. Kredi verdiniz. Faizsiz erteleyin. Ödeme gücüne göre bir erteleme yapın. Bir daha söylüyoruz. Adam siftah yapmıyor. Borç para verdin. Faizi yıktın sırtına. Şimdi parayı ver diyorsun. Nereden verecek? Nereden verecek bu? Kiralarda stopaj. Kaldırın kardeşim ya. Mülk sahibinin yükünü esnafın sırtına niye yıkıyorsun? Bir daha söyleyeceğiz. AVM'ler ve zincir mağazalar. Haftanın bir gününü kapatın kardeşim ya. İşteyse gidip vatandaş esnaftan alışveriş yapsın. Esnafın sosyal güvenlik primleri, iş yeri kapalıysa, gelir elde etmiyorsa, kapatan da devlet olarak sensen, onun sigorta primini ödeyeceksin kardeşim. Ben prim ödemiyor muyum? Ödüyorum. Ne zaman ödüyorum? Dükkan açıkken gelir elde ediyorum. Elde ettiğim gelirin belli bir miktarını götürüp prim olarak ödüyorum. Dükkanı kapat, tamam, kapattık. Gelir elde etme, elde etmedim. Prim öde. Nasıl ödeyeceğim? Hayır, nasıl ödeyeceğim? Devlet olarak sen ödeyeceksin. Devlet olarak, sosyal devlet olarak iş yerini kapattıysan onun sosyal güvenlik primini devlet olarak sen ödeyeceksin. Esnafa olan borçlar, devletin esnafa borcu var, ödemiyor. Şu garip işe bakın. Ya esnafın zaten nefesi kokuyor kardeş. Devlet alışveriş yapmış. Milyar alacağı para. Efendim ben senin paranı ödemiyorum. Niçin? Vergisini aldın. Vergisi alırken tamam. KDV'yi alırken tamam. Paramı öde, ben senin paranı ödemem. Doğru değil. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Kira yardımı yapılması lazım. İş yerini kapattın. Kiradan gelir elde etmiyor. Kirasını karşılayacaksın. Bunun gibi 17 maddemizi saydık arkadaşlar. Bakın, bütün bunlar olurken saydığımız 17 maddenin hiçbirisi hayata geçirilmedi. Hiçbirisi. Esnaf mı? Mühim değil diyorlar. Zaten esnafı gözden çıkardık diyorlar. Esnaf zaten bitti diyorlar. Çünkü devlette orta sınıf kalmadı. Orta direği yok devletin şu anda. Ama kendi yandaşlarına desteğe sonuna kadar devam. Şimdi bütün esnaf kardeşlerim beni dinlesin. Büyük bir ihale yapıyorlar. Çok büyük bir ihale. İhale miktarı 9 milyar 800 milyon lira. Eski parayla 9 katrilyon 800 trilyonluk bir ihale. Kime veriyorlar? O beşli çete dediğimiz bir havuz var ya, beşli çete. Onlardan birisi gel diyorlar kardeşim. Sana bu ihaleyi verdik diyor. Bildiğimiz böyle ihale değil. Sana bu işi verdik diyorlar.
9 katrilyon 800 trilyonluk işi veriyorlar. Sen bunu yapacaksın diyorlar. Kim bu adam? Hani var ya havuz medyasının sözde amiral gemisi, Sabah, ATV, A Haber, bunların sahibi. Bedava veriyorum sana işi. 9 katrilyonluk iş. Bununla gazeteler satmıyor, televizyonlar izlenmiyor. Hiç önemli değil. Zararını ben ödeyeceğim diyor. Nasıl ödeyeceksin? İşte o esnafın ağzından lokmayı alacaksın, bunlara ödeyeceksin diyor. Şimdi ihaleyi verdiler, gayet güzel. 9 Ekim 2020, resmi gazete değerli arkadaşlar. Şu, 9 Ekim 2020'de resmi gazetede şöyle bir tablo yayınlandı. Bu tablo ne diyor? Bu tablonun, değerli arkadaşlar, 81. sırasından yine bu inşaata, ihale verdikleri inşaata 9 milyar 449 milyon 995 bin 833 liralık vergi harç muafiyeti getiriyorlar. 9 katrilyonluk ihale veriyorsun, 9 katrilyonluk vergi muafiyeti veriyorsun. Çayın taşını, çayın taşıyla çayın kuşunu vuruyorsun. Hiçbir zaman masraf yapmasına gerek yok. Devlete vergi ödemeyecek. Siz böyle bir düzen gördünüz mü? Böyle bir düzeni yaşadı mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Esnaf kardeşlerime soruyorum. Başka kimseye değil. Esnaf kardeşime soruyorum. Ya senin kiranı ödemiyor. Adama 9 milyarlık ihale veriyor. 9 milyarlık ihaleye karşılık da 9 milyarlık da vergi ödemeyeceksin diyor. Ne demektir bu? Sıfır maliyetle. Sıfır maliyetle. İşi yapıyor, devletten de ayrıca para alacak. Ayrıca. Bu düzen harami düzenidir. Harami düzenidir. Haramilerin yönettiği bir devlet iflah olmaz. Sormak isterim. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sormak isterim. Sen 9 milyarlık ihale, 9 milyarlık vergi teşviği verilen bir düzeni savunuyorsan sana söyleyecek bir lafım yok kardeşim. Dilenmeye devam. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum diyorsan yapacağım bir iş var. Söyleyeceğim bir cümle var. Yeter artık düşün yakamızdan demeniz lazım. Yeter artık düşün yakamızdan. Bu milletin yakasından bunların düşmesi lazım. Esnaf da söyleyecek onu. Çiftçi de, emekli de söyleyecek. İşsiz de söyleyecek. Sen sarayında otururken benim çocuğum yatağa aç giriyorsa düş yakamdan diyeceksin. Düş yakamdan. Bunu söylemek zorunda. Sadece bu yandaşlara mı çalışıyorlar? Hayır. Tefecilere çalışıyorlar. Saray hükümeti tefeci hükümetidir. Tefecilere hizmet eden hükümettir. Keşke Allah ya şaşırsa da bu konuda beni bir mahkemeye verseler. Tefecilere hizmet eden hükümet dedim, beni mahkemeye verseler. Rakamları götürüp hakimin önüne koyup, ya sende vicdan varsa bak kardeşim, bundan daha güzel tefecilere hizmet eden dünyada bir iktidar var mı? Yok arkadaşlar. Faizle esnafa para verdiler değil mi? Dünyanın faizi. Takside bağlayacaklar, ödeyecekler. Faiziyle beraber ödeyecekler. Değerli arkadaşlar, bugün Almanya'yı düşünelim. Almanya 10 yıl vadeli borçlanıyor. 10 yıl vadeli. Hani Almanya bizi kıskanıyor ya. 10 yıl vadeli borçlanıyor. Aldığı borç karşılığında faiz sıfır. 10 yıl borçlanma karşılığında faiz sıfır. Parayı alıyor, yatırımını yapıyor, geri ödüyor, faiz ödemiyor. Amerika Birleşik Devletleri
Yine 10 yıl vadeli borçlanıyor. Faiz 1000'de 7. 1000 liradan 7 lira. 1000'de 7 faiz ödüyor. Yunanistan, hani şu mahvolan, bitti, mahvoldu dediğimiz Yunanistan. O da 10 yıllığına borçlanıyor. Onun faizi ne kadar? 1000'de 9. 1000'de 9. 10 yıl borçlanıyorsunuz, 1000'de 9 faiz ödüyorsunuz. Yunanistan. Bizim İstanbul'da nüfusu daha az. Peki Türkiye 2,5 yıl için borçlandı. Dolar bazında. 2,5 milyar dolar borçlandı. 5 yıl için 0 değil. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. 6,4 faiz. 6,4. Hani Almanya bizi kıskanıyordu? Hani Yunanistan mahvolmuştu? Hani Amerika'da yer yerinden oynamıştı? Ne oldu peki? Hani Türkiye güçlü bir ülkeydi? Hani dünya lideriydik biz? Doğru. Faiz ödemede dünya lideriyiz. Faiz ödemede dünya lideriyiz. 83 milyonu bir avuç tefeciye teslim etmede dünya lideriyiz. Bütün vatandaşlarımın dinlemesini isterim. Eğer 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmişse, boğazımızdaki lokmayı alıp o tefeciye veriyorlarsa, faiz haramdır, faiz haramdır, faiz günahtır, faiz indirilecek. Peki bu ne? Bu rezalet, bu kepazelik ne? Kimin parasıyla sen bu borcu alıyorsun? Ve bu borcu kim ödeyecek? Kalyon inşaat mı ödeyecek? Hayır, sıfır. Onun yükü sıfır. 9 katrilyonluk iş aldı, 9 katrilyonluk da vergi alıyor zaten. Sıfıra sıfır orada. Orada hiçbir şey yok. Sadece ne oluyor? 9 katrilyonluk bir varlığa sahip oluyor. Devletin imkanlarıyla. Esnaf önemli değil. Çiftçi önemli değil. İşsiz önemli değil. Bunun üzerinde durmak lazım. Bakın yine söyleyeyim. 8 ayda, son 8 ayda, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 8 ayda bu memleketin 83 milyonun Londra'daki bir avuç tefeciye ödediği faiz 728 milyar lira. 728 milyar lira. Affeder, dolar. 728 milyar dolar. Sarayda oturan zat. Sabredin diyorsun. Ya 728 milyar doları 8 ayda ödeyen bu millet nasıl sabredecek ya? Nereye kadar sabredecek? Ne zaman bu milletin yakasından düşeceksin? Düşeceksin. Ya da bu millet seni sandıkta yakasından düşürecek. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin 5 temeli sorunu olduğunu söylemiştim. Her yerde, her ortamda bir şekliyle arkadaşlarımız da dillendiriyorlar. Bunlardan birisi de demokrasiydi. Hukukun üstünlüğüydü. Hukukun üstünlüğü ne demek? Şu demek, en basit tanımıyla. O ülkede yaşayan herkesin can ve mal güvenliği vardır demek. En basit tanımı budur. Bütün canlıların, ağaçta dahil, kurdu kuşu da dahil, böceği de dahil, insanı da dahil. Herkesin can ve mal güvenliğini koruyan sistemin adına biz hukukun üstünlüğü diyoruz. Deyimin adına hukukun üstünlüğü diyoruz. Yani birisi bir adaletsizlikle karşılaştığında adalet yerini bulur, gidersiniz mahkemeye başvurursunuz, hakkını size teslim edilir. Öyle bir noktaya geldiler ki kanunları saymıyorlar. Genelgeyle kanun değiştiriyorlar. Genelgeyle. Baro seçimi yapılacak. Kanuna göre Ekim ayında yapılması lazım. Genelge çıkardılar seçimleri yapamasın diye. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdular. O da saraydan talimat aldı. Evet, yapamazsınız diyorlar. Peki siyasi partilerin kongreleri serbest. Toplantılar serbest. Her şey serbest. İl kongreleri serbest. Ama baro seçimi yok kardeşim, yasak.
Niçin? Bir kişiyi yerinde tutabilir miyiz diye. Saraya kölelik yapan bir kişiyi yerinde tutabilir miyiz diye. Bunu istiyorum. Uğraştılar, didindiler, baskı yaptılar. Nihayet İstanbul'da bir tane baro kurdular. Şimdi Ankara'da kurmak için kamu avukatlarını zorluyorlar. Önlerine dilekçe koyuyorlar. Kamu avukatlarına sesleniyorum. Atacağın her imza hukuka ihanettir. Atacağın her imza adalete ihanettir. Atacağın her imza kendi mesleğine ihanettir. Hakkı, hukuku ve adaleti savunacaksak, ben nasıl savunuyorsam benden daha fazla sen savunacaksın kardeşim. Sen çünkü avukatsın. Sen savunacaksın. Dolayısıyla bu konuyu da dikkatle izleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Bugün ağırlığı eğitime ayıracağız dedik. 30 milyon velimiz var. 30 milyon. 30 milyon veli, anne baba, çocuğunun eğitiminden kaygı duyuyor ve sağlığından kaygı duyuyor. Her anne babanın en büyük ideali çocuklarının iyi bir eğitim almasıdır. En büyük ideali. Çünkü biliyor ki iyi bir eğitimle çocuğun yaşam standartları çok daha iyi noktalara gidecek. Ele güne muhtaç olmayacak. İyi bir geliri olacak. İyi bir sosyal yaşamı olacak. Çevresinde sevilecek, sayılacak. Sözü dinlenecek iyi bir eğitim aldığı zaman. Bir anne ve baba çocuğunun iyi eğitim almasından sonra çocuğuyla gurur duyacak. Yaptığı bütün fedakarlığın sonucunu çocuğun başarısında görecek. Ben bu fedakarlığı yaptım, helal olsun diyecek. Değerli arkadaşlarım, devleti yönetenleri de yönetenlerden liyakatin önemli olduğunu ve liyakate özen göstermeleri gerektiğini söyledim. Öğretmenle eğitimle ilgili konuları kim bilir? En iyi öğretmenler bilir. O konuda araştırma yapanlar bilir. O konuda soruşturma yapanlar bilir. O konuda yazı yazanlar, makale yazanlar bilir. O konuda sınıfa girip tebeşirin tozunu yutanlar bilir. Eğitimin sorununu en iyi bunlar bilirler. Eğitimle ilgili bir düzenleme yapacaksanız oturur uzun uzun tartışırsınız işin uzmanlarıyla. Dersiniz ki gelin hep beraber, ya eğitimimizde sorun var, bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun sağ solu yoktur. Niçin? Bu bir milli meseledir. Adı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Eğitim, milli değerlerimizi, ulusal değerlerimizi evrensel değerlerle buluşturmaktır. Evrensel değerlerle milli değerleri buluşturduğunuz zaman o ülkenin dünyadaki saygınlığı artar. Dünyadaki saygınlığı arttığı zaman da o ülkenin sanatı, kültürü hemen hemen her alanda dünyada söz sahibi olan saygın bir ülke konumuna gelir. Bizim de zaten eğitimle yapmak istediğimiz budur. Peki bunlar ne yaptılar? Dört artı dört artı dört diye bir sistem getirdiler. Şimdi şu soruyu gerçekten de bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Dört artı dört artı dört sistemi gelirken sana sordular mı? Anne olarak baba olarak sordular mı? Sormadılar. Peki bu kalkınma planlarında var mıydı? Olur ya, kalkınma planlarında bir hedef var. Hayır, yoktu. Peki bu Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü mü? Hayır, görüşülmedi. Peki bu eğitim şuralarında görüşüldü mü? Eğitim şuraları bütün öğretmenlerin, yazarların, çizerlerin bir araya gelip tartıştıkları konu. Hayır, orada da olmadı. Orada da görüşülmedi. Hiçbir şekilde olmadı. Peki bu kanun teklifini parlamentoya verenler eğitimci miydi? O milletvekilleri eğitici miydi? Hayır.
Hiçbirisinin eğitimle yakından uzaktan bilgisi yoktu. Buna isyan eden bir parti olarak bugün eğer çocuklarımız bir böyle acı bir tabloyla karşılaşıyorlarsa biz zamanında gördük ve uyardık. Şimdi bu acı tablodan ders çıkarmak ve gereğini yapmak zorundayız. Soru şu: bu tabloyu neden bu hale getirdiler? Değerli arkadaşlarım, çocuklarımızı neden kobay olarak kullandılar? Bir tek neden vardı. Çocuğun iyi yetişmesi değil. Çocuğu okula alalım, istediğimiz gibi yetiştirelim, büyüdüğünde bize oy versin. Tek düşündükleri buydu. Ama onlar dünyanın gerçeğini bilmiyorlardı. O küçük çocuğun elindeki cep telefonuyla dünyanın bütün ülkelerine ulaşabildiğini, dünyadaki bütün gelişmeleri izleyebileceğini bilmiyorlardı. Bu kadar cahillerdi. Tek tip çocuk yetiştirmek istediler. Koşulsuz kendilerine uyan çocuk yetiştirmek istediler. Ve her bakan kendisine göre reform yaptı. Her bakan. Bu acı tablo maalesef bizim önümüzde duruyor değerli arkadaşlarım. Sadece tek tip çocuk yetiştirmek değil, eğitimi aynı zamanda bir rant alanı olarak kullandılar. Büyük ihaleleri yandaşlara verdiler. Verilen paraların sonu ne oldu onu da kimse bilmiyor. Birazdan geleceğim o konuya da değerli arkadaşlarım. Şu soruyu herkes kendisine sorsun. 18 yıldır kesintisiz yönetiyorlar. 18 yıldır. 18 yıldır kesintisiz yönetiyorsanız, 18 yıldır koalisyon yoksa, 18 yıldır istediğiniz kanun kararnameyi çıkarıyorsanız, 18 yıldır istediğiniz atamaları yapıyorsanız, valisini, kaymakamını, öğretmenini atamaları yapıyorsanız, eğitim sistemi 18 yılın sonunda nasıl bu hale geldi? Değerli arkadaşlarım, tablo şu: 15.189.878 öğrencimiz var. Örgün eğitimde. Devlet okullarında okuyor. 15 milyon çocuğumuz var. 15 milyon çocuğumuz 571 bin derslikte ders görüyor. Sınıfta ders görüyor. 571 bin derslikte. Pandemi geldi. 11 Mart'ta açıkladılar. Koronavirüs Türkiye'de vaka bulundu diye. Değerli arkadaşlarım, 12 Mart'ta okulların tatil edileceğini Milli Eğitim Bakanı değil, İbrahim Kalın açıkladı Cumhurbaşkanlığından. Hiç kimse ses çıkarmadı. Hiç kimse şunu söylemedi: ya bu okulların açılacağına, ne zaman başlayacağına Milli Eğitim Bakanı karar verir. Çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullara giderler. Açıklamayı niye Milli Eğitim Bakanlığı yapmıyor da Cumhurbaşkanlığı yapıyor? Orada kaç tane öğretmen var? Bakın, devletteki çürümenin nerelere çıktığını göstermek için bu örneği verdim. Milli Eğitim Bakanı bildiğimiz bakan değil. Hiçbir yetkisi olmayan sıradan bakan unvanı oturup orada oturuyor. Bütün yetki nerede? Sarayda. Okulların tatil edileceğini bile o açıklıyor. Milli Eğitim Bakanı açıklıyor. Şu garabete bakın. Şu çürümüşlüğe bakın. Devletteki çürümüşlüğe bakın. 19 Mart'ta Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. 12 Mart'tan 7 gün sonra. 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlayacak. 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlayacak. Bu konuda dünyanın en iyisi Çin, sonra biz geliyoruz. Dünyanın en iyisi Çin uzaktan eğitimde, ondan sonra da biz geliyoruz. Öyle Güney Kore, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, bunların hepsi çay.
Bunların hepsi hikaye. Önce Çin, sonra biz geliyoruz. Açıklamaya bakın Allah aşkına. Dünyada ne kadar haberleri var? Şuna bir bakın arkadaşlar. Kaç evde internet var? Kaç evde televizyon var? Onlardan bile bir haberler. Sonuç, EBA'ya geçildi. 7.695.000 öğrenci EBA'ya ulaşamadı. Öyle ya, Çin'den sonra dünyada ikinci biz geliyoruz. Yani mizah konusu yapsanız ya böyle bir şey olmaz derler. Bu kadar da abartı derler. Ama ben size hayatın gerçeğini anlatıyorum. EBA'nın canlı kapasitesi 1 milyon öğrenci. Siz 15 milyon öğrenciyi eğitmeye kalkıyorsunuz. Kapasite 1 milyon. 7 milyon 695 bin kişi zaten ulaşamıyor. Gazetelerde görüyorsunuz. Tepelere çıkan öğrenciler acaba cep telefondan bir şeyler yakalayabilir miyim diye. Dünyada hangi ülkede var böyle bir şey? Kanada'dan var, Güney Kore'den var, Japonya'dan var. Bunların devlet yönetiminden haberleri bile yok. Çünkü Türkiye gerçeklerini bilmiyorlar. Erdoğan'ın gazıyla dünyanın en mükemmel devleti, en gelişmiş devleti. Öyle gaz veriyorlar, o gazın üzerine bunlar da konuşuyorlar. Ya bir otur bir bak bakalım ya. Bir okula git bakalım ya. Bir gecekondu mahallesindeki eve bir git bakalım ya. Bunlardan haberleri yok. Bakınız, 3 milyon 37 bin hanede internet yok. Öğrencinin interneti yok. 3 milyon 37 bin. Niye internet yok? Niçin yok? Madem Çin'den sonra en iyi biziz. Mesela Güney Kore'de, mesela Japonya'da, mesela Kanada'da, mesela Amerika'da, mesela Yunanistan'da kaç öğrenci internete ulaşamıyor? En gerilerdeyiz. 759.493 öğrencinin evinde televizyon yok arkadaşlar. Televizyon yok. Ben size 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Televizyonu olmayan evde EBA eğitimi yapacaksın. Hiç acaba saraydakiler düşündü mü? Ya Türkiye'de televizyonu olmayan ev var mı? Hiç akıllarına geldi mi? Kaç çocuğun interneti var? Bu internet nerelerdedir de hiç akıllarına geldi mi? Sarayda internet var, demek ki bütün Türkiye'de internet var. Saray internete ulaşıyor, demek ki herkes internete ulaşıyor. Bakış açısı öyle. Ama İstanbul'un, sen bulunduğun yer saray ama Türkiye'nin her tarafı saray değil. İstanbul'da bile sorun var. Ankara'da sorun var. Sorunu olmayan hiçbir yer yok değerli arkadaşlarım. Esenyurt'ta, İstanbul'da Çınar Mert. Kendilerinde internet altyapısı yetersiz. Komşudan almak istiyor, baba çatıya çıkıyor. Ama maalesef arkadan çocuk da çıkıyor ve Çınar Mert 4. kattan düşerek hayatını kaybediyor. Bunun günahı kime ait? Kime ait bunun günahı? O çocuk okumak istiyor. Her fırsatı değerlendirmek istiyor. Baba da oğlu okusun istiyor. Ama çatıdan düşüp hayatını kaybediyor. Baba şunu söylüyor Önder Mert. Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açmadı. Olan çocuğumuz oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne de başka bir şey. Saray bunları düşünüyorum acaba. O çocuğun umutları neydi? O çocuk o bilgisayarı hangi sevgiyle, hangi güzellikle açacaktı? Bir bilgisayarım oldu diyecekti. İnternetim olacak, ben dünyaya buradan açılacağım diyecekti. Arkadaşlarımla buradan sohbet edeceğim diyecekti. Konuşacağım diyecekti. Ama yok ettiniz. 5 Temmuz'a geldik. Efendim okullar açılsın mı açılmasın mı işte sağlık kurulunda görüşüldü. 4 metrekareye bir öğrenci olsun vesaire 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 tartışıldı. Sonunda bir baktılar bunu yapamıyorlar. Neden? 57.340 dersliğe ihtiyaç var. 57.340 derslik olması lazım.
57.340 derslik olmazsa bu çocuklar rahat pandemi koşullarında arzu edilen asgari koşullarda eğitim alamayacaklar. 16 Mart'tan bu yana bir tek derslik bile yapılmadı. Bir tek derslik bile yapılmadı. Ve 7 Ekim'de Sayıştay'ın raporları geldi meclise. 138.393 öğretmene ihtiyaç var dediler. Ama öğretmen almıyorlar. Çünkü onlar için çocuklarımız değersiz. Onlar için bir şey var. Yurt dışındaki tefeciye parayı nasıl denkleştirip götüreceğim? Bizim çocuklarla onlar ilgilenmiyorlar. Fakirin fukaranın çocuklarıyla onlar ilgilenmiyorlar. Bu tabloyu gördüm. 14 Mart'ta çıktım. Evet, 14 madde halinde, 16 Eylül'de çıktım. 14 madde halinde yine iktidarı hiç eleştirmeden milli eğitimde nelerin yapılması gerekiyorsa onları saydım. Her türlü yardımı, her türlü desteği vereceğimizi ifade ettim. Ama bunların hiçbirisi olmadı değerli arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz şu. Neden internet altyapımız yok? Kim engel oluyor? Kim engel oluyor? 21. yüzyılın Türkiye'sinde neden internet altyapımız yok? Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Rahmetli Özal Türk Telekom'u kurdu. Türk Telekom bizim Cumhuriyet tarihimizin Keban Barajı gibi, Atatürk Barajı gibi önemli yatırımlarından birisidir. Çok önemli bir yatırımdır. Bunu aldılar. Paramız var, pulumuz var, her şeyimiz var. Hariri ailesine sattılar. Hariri ailesine. Türk Telekom tüm iletişim altyapısını yapacaktı. Devletin kurumuydu. Çok güçlüydü. Ve dolayısıyla bütün bu altyapıyı yapacaktı. Hariri ailesi Türk Telekom'u nasıl satın aldı? Şöyle aldı. Gitti, Türk bankalarından krediyi çekti, götürdü devlete verdi. Devlet aldı onu, devlet bankalarına yatırdı parayı. Türk Telekom'u da Hariri ailesine verdi. Hariri ailesinin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Sonra ne oldu? Bankaların borcu ödemeye gelince, sıra ona gelince, Hariri ailesi dedi ki ben bankalara parayı ödemiyorum arkadaş. Al Türk Telekom da senin olsun. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Dünyanın en büyük kazığını yedik Hariri ailesinden. Bu kazığı atanlar şimdi sarayda oturuyorlar. Fakir fukaranın alın terini alıp bir aileye peşkeş çektiler. Altyapıyı yapması gereken Türk Telekom altyapı yapmadı. Karını yedi. Bankalara borcu ödemeye gelince senin olsun dedi ve işin içinden çıktı. Şimdi ben bütün inançlı kardeşlerime seslenmek isterim. Allah aşkına bunu yapanlara siz Müslüman der misiniz ya? Der misiniz ya? Fakirin fukaranın hakkını yiyenlere ne zamandan beri siz Müslüman demeye başladınız? Ben buna isyan ediyorum. Yapmadılar. Altyapıyı yapmadılar. Bunun üzerine şunu da söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın baş yardımcı mı oluyor Fuat Oksay? Ne oluyor? Yardımcısı mı oluyor? Yardımcısı oluyor. 2018'e kadar da Türk Telekom'da başkan yardımcısıydı bu beyefendi. Hortumculuğun başkanlığını yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz? 2004'te TürkSat'ı kurdular. İletişim altyapısı Hariri götürdü. Türk Telekom, TürkSat'ı kurdular. TürkSat'ın da başına eski bakanlar, eski milletvekilleri, eski bakanların çocukları, bütün bunları getirdi. Rütük'ün başkanı, bunları getirdiler. Orayı tamamen arpalığa çevirdiler.
Altyapı? Altyapı yok. Şimdi Sayıştay raporu desem diyecekler ki vay efendim Sayıştay raporları şöyledir böyledir. Size Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun 2019 raporundan söz edeceğim. Benim değil, iktidarın yanında Bilgi Teknolojileri Kurumu var, onun raporundan okuyacağım. 2019, kablo TV altyapısı üzerinden hali hazırda, yani şu anda 24 ilde geniş bant internet erişimi hizmeti sunulabilmekte olup, bakın 81 ildeyiz, sadece 24 ilde geniş bant internet erişimi var diyor. Ama devam ediyor. Altyapının tüm noktalara ulaşmaması nedeniyle, yani bu 24 ilde de altyapı bütün noktalara ulaşmadığı için bölgesel olarak hizmet sunulabilmektedir diyor. Kim engel oldu buna? Bir olayı masaya koyarken bütün ayrıntılarını, artılarını ve eksilerini masaya koymak zorundayız. Vatandaşı doğru bilgilendirmek zorundayız. İnternet altyapısı bu kadar yetersizken, 24 ilde bile bütün mahallelere, bütün sokaklara gitmemişken sen nasıl kalkar dersin, dünyada birinci Çin, ikinci de biziz dersin. O görevi bırakacaksın kardeşim. Çekileceksin oradan. Değerli arkadaşlar, düşünün. TürkSat 15 yıldır, 1 yıl değil, 2 yıl değil, 15 yıldır bu memlekete hizmet yapıyor. Eliloğlu 5 yılda götürüyor, 15 yılda 24 ilin tamamına bile götürmemişiz. Belli bölgelerine götürmüşüz. Niçin? Evrensel Hizmet Fonu. Bunun üzerinde de kimse durmuyor. Bakın bir kanun çıktı 2005'te. İnternet hizmetinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir. Herkes tarafından erişilebilir. Önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında. Herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda internet hizmetini sunma amacı taşıyor. 2005. Hangi yıldayız? 2020. Ne oldu? Ne oldu? Hırsızlık yapmaktan fırsat mı bulamadınız? Hırsızlık yapmaktan zaman mı bulamadınız? Ne oldu da bizim çocuklarımıza interneti götüremedi? 15 yıl. Devam ediyor. Yine aynı kanun 3. maddesinin C fıkrası. Düşük gelirliler, geliri düşük olanlar, engelliler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların da evrensel hizmetten yani internetten yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik tedbirler alınır. Hangi tedbir aldılar? 2005-2020. Hangi tedbirleri aldılar? Burada toplanan para da 12,5 milyar lira. Yani 5 milyar dolar. Para duruyor mu? Başka bir yere mi harcandı? Bilmiyoruz. Evrensel Hizmet Fonu'nun bilgisayar alımında kullanılması lazım. Bu çocuklara verilmesi lazım. Başka bir şey daha. Dünya Bankası ile oturdular, bir anlaşma yaptılar. İmzaladılar. 160 milyon dolar para alacaklar. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki çocuklar, engelliler ve mülteciler için bu para kullanılacak. Biz de takipçisi olacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarım da bunun takipçisi olsun değerli arkadaşlarım. Yine aynı şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda da biriken paralar var. O paraların da bilgisayar ve internet için çocuklarımız için kullanılması lazım. 3 milyon 37 bin öğrencinin interneti yok. 759.493 evde televizyon yok. Milyonlarca çocuğun ve öğretmenin bilgisayarı yok. Neden? Para mı yok? Var. Saydım.
Türk Telekom, TürkSat, Evrensel Hizmet Fonu ile ilgili kanun ve genel bütçe. Ne oldu da bunların hiçbirisi olmadı? Hangi gerekçeyle bunların hiçbirisi olmadı? Bakın, bir ülkeyi geri bıraktırmak için yapacağınız tek şey var: eğitim sistemini bozmak. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü eğitimi gelişmiş bir ülke dünyada saygın ülkedir. Yeni buluşlar, yeni icatları iyi eğitim almış çocuklar yaparlar. Hayatı sorgulayacak. Hayatı sorgulayacak. Ne neden oluyor bunu sorgulayacak çocuk. Siz interneti bile bağlayamıyorsunuz. Bilgisayarı bile yok. Bugün bazı gazetelerde var. Küçücük çocuklar diyorlar, ebane demek. Haberleri bile yok. Öğretmenle yan yana geldiler mi acaba bunlar? Uzun süredir öğretmenleriyle bile yan yana gelmedi bu çocuklarımız. Bazı ilçelerin tamamında internet yok. İlçelerin tamamında internet yok. Değerli arkadaşlarım, ne yapılmalı? Bütün 30 milyon veliye, 30 milyon ve bütün öğretmenlere açık ve net düşüncelerimi ifade ediyorum ve nelerin yapılması gerektiğini de söylüyorum. Bir, bu bilgisayarlardan alınan KDV'nin kalkması lazım. Zaten durumu iyi olanların bilgisayarı zaten var. Çocuklarının bilgisayarı zaten var. Bilgisayarı olmayan kim? Fakir fukara. E bir de ondan KDV alıyorsun. Kaldır kardeşim KDV'yi. Niye kaldırmıyorsun? Yani illa başka birileri mi devreye girsin? Ne zaman kalkar? Bu havuz medyasının patronlarına iş verirler, o zaman KDV'yi kaldırırlar. Çünkü birilerinin parayı yemesi lazım. Fakir fukaranın yararlanmasını istemiyorlar. Kaldır kardeşim KDV'yi. İnternet. Artık günümüzde 21. yüzyılda internet hava gibi, su gibi arkadaşlar. Hepimizin, her çocuğun yaşamının bir parçasıdır internet artık. Arkadaşıyla konuşması, ödevini yapması, haberleşmesi, fotoğraf göndermesi, fotoğraf alması, dünyadaki gelişmeleri izlemesinin tek ama tek kaynağı şu anda bütün dünyada internettir. Su gibi. Su gibi. Hava gibi. Değerli arkadaşlarım, ihtiyaç sahibi olan ailelere ve öğretmenlere internetin ücretsiz olması lazım. Bir daha söylüyorum. İhtiyaç sahibi olan ailelere, fakir ailelere, geliri düşük olan ailelere ve öğretmenlere internetin ücretsiz olması lazım. Nereden karşılayacağız? İşte Evrensel Hizmet Fonu var. O demiyor mu kanun? Fakir ailelere internet hizmeti götürülecektir diye götür. Parlamento görevini yapmış. Ücretsiz vereceksin bunu. Bunun için gerekirse mobil operatörlerle oturulur, konuşulur, gereği yapılır. Devletsin sen. Kimin düşük gelirli olduğunu zaten biliyorsun. Öğretmenler de zaten kayıtlı. Derse gidiyorlar. Bunlara internetin ücretsiz olması lazım. 3. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere ve öğretmenlere ücretsiz bilgisayar vermek zorundadır. Bir daha söylüyorum. Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ve öğretmenlere, bütün öğretmenlere, hiçbir ayrım yapma, bütün öğretmenlere bilgisayar vermek zorundadır. Ücretsiz. Sosyal devletin gereğidir. 21. yüzyılda bilgisayarla tanışmayan çocuk mu olur Allah aşkına ya? Bilgisayarı olmayan çocuk mu olur? Biz her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız. Gerekirse bize 5 ay maaş vermeyin kardeşim. Çocuklarımıza interneti ve bilgisayarı ücretsiz verin. Ne olacak? Anneler babalar her türlü fedakarlığı yaparlar. Sen kalkıp da 4 küsür milyar liralık, yani katrilyon liralık bir vergi muafiyetini bir kişiye veriyorsun. Bir kişiye. Aynı parayla binlerce çocuğa, binlerce haneye, öğretmene hem bilgisayar hem interneti ücretsiz verirsin. Bir kişiye sağladığın imkanla
Binlerce kişi yaralanabilir. Bakın bir acı tablo. İstanbul Büyükşehir, kimlerin interneti var yok bir araştırma yapıyor. Anket sonucu çıkan olay. Değerli arkadaşlar. Evde bilgisayar kullanımı açısından en düşük olan ilçeler. Arnavutköy %71. Bilgisayar yok. Sultanbeyli, Sultangazi, Esenler, Sancaktepe, Başakşehir, Bağcılar, Gazi Osman Paşa. AK Parti'nin en çok oy aldığı ilçeler bunlar. Kendi seçmenine ihanet eden bir siyasi partiyle karşı karşıyayız. Kendi seçmenine. Arnavutköy'deki, Sultanbeyli'deki geliri düşük olan aileye interneti, bilgisayarı ben ver diyorum, sen verme. Sen vermeyeceğim diyorsun. Onun hakkını ben veriyorum, o sana oy veriyor. Bir de böyle bir paradoksu yaşıyoruz. Bunu da düzeltmek zorundayız. Kardeşim, Arnavutköy'deki çocuk bizim çocuğumuz değil mi? Bizim evladımız değil mi? Onun da bilgisayar alma hakkı yok mu? Onun da internete ulaşma hakkı yok mu? Niye vermiyorsun? Ben saraya soruyorum, niye vermiyorsun? Sen de saraya sor kardeşim, niye bana vermiyorsun diye. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı bir proje vardı, Fatih projesi. Fatih kısa adı, uzun adı, fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi. Fatih olsun diye böyle ucube bir şey bulmuşlar. Bu Fatih projesine göre 2010'dan bütün öğretmenlere bilgisayar verilecekti. Bütün öğretmenlere ücretsiz bilgisayar verilecekti. 2010. Hangi yıldayız? 2020. Bir tek öğretmene bile bedava bilgisayar vermediler. Bir öğretmene bile. Peki nereye gitti bu paralar? Nereye gitti? Bütün öğretmenlere soruyorum. 2010'da anlı şanlı Rixos Otel'de oturdular. Ulaştırma Bakanlığı'yla protokol imzaladılar. Bütün televizyonlar canlı verdi. Öğretmenlere bedava bilgisayar dağıtılacak. Ne oldu? Bir tek öğretmene bile vermediler. Şimdi bütün öğretmenlere soruyorum. Hala bu saray iktidarına, bu şahsım devletine hala oy verecek misiniz? Verdiği sözü bir adam tutmuyorsa, verdiği sözün arkasında bir siyasal parti durmuyorsa, o siyasal partinin ülkeye getirebileceği hiçbir yarar yoktur. O siyasal parti halkı kandırır, sadece kendisinin ve yandaşlarının çıkarını savunur. 4. Televizyonu olmayan 759.493 hane var. Çağrında şunu söyledim. Eğer bu televizyonlar için kampanya açın Milli Eğitim Bakanlığı, televizyonu olmayan ailelere televizyonu verelim. Siz kampanya açmayacaksanız kampanyayı biz açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdık. Bakın ne kadar samimi, ne kadar içten, ne kadar dürüst davranıyoruz. Çünkü 21. yüzyılda bir evde televizyon yoksa sorun var. O ülkede sorun var demektir. Her evde televizyon olması lazım. İstediği kanalı izler. Milli Eğitim Bakanlığı bize yazı yazdı. Dedi ki, valilere talimat verdik. Bu 459.493 evdekilerin tamamına valiler, kaymakamlar televizyonları verdiler. Eğer bu hizmeti yaptılarsa ben bütün milletin huzurunda onlara teşekkür ederim. Eğer bunu yapmadılarsa, hala evinde televizyonu olmayan bir hane varsa hemen valiye, hemen kaymakama gitsinler. Desinler ki Milli Eğitim Bakanlığı, valiler ve kaymakamlar evde televizyon yoksa televizyon verecekler. Vermiyorlarsa bana söyleyeceksiniz kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net. İnterneti olmayan 3.037.000 öğrenci var. İnterneti olmayan. Bu ayıbın da kalkması lazım. İstanbul yine bir araştırma yapıyor.
İnterneti olmayanlar nereler, hangi semtler acaba? Sabit internet oranı en düşük olan ilçeler: Arnavutköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultan Gazi, Bağcılar, Ümraniye. AK Parti'nin kale olarak tanımladığı yerler. Şimdi ben Arnavutköy'deki kardeşlerime, Sultanbeyli'deki kardeşlerime, Sancaktepe'deki, Sultan Gazi'deki kardeşlerime, Bağcılar'daki ve Ümraniye'deki kardeşlerime seslenmek isterim. Senin çocukların bu ülkede ikinci sınıf vatandaş mı? Sen bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı mısın? 18 yıldır oy veriyorsun, 18 yıldır sarayda oturuyor, senin çocuğunun interneti bile yok. Şimdi düşün kardeşim. Ben mi haklıyım, saraydaki mi haklı? Ben mi senin hakkını savunuyorum, saraydaki mi senin hakkını savunuyor? Senin de düşünme zamanı. 6. Çocuklarımızın çağdaş koşullarda ders almaları için 57.340 dersliğe ihtiyaç var. 57.340 derslik. Bir derslik dahi yapılmadı. Bir derslik dahi yapılmadı. Bakın buradan bütün milletin huzurunda ve bütün milletvekillerinin huzurunda şu sözü veriyorum. Daha önce de söylemiştim. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı bu derslikleri yapmazsa, hazine desteklerinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na kaynak ayırmazsa, bize sadece yer göstersinler, yıl sonuna kadar bütün derslikleri yapıp anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Evet, 57.340 dersin yapımına talibiz. Yer gösterin kardeşim. Neden? Biz kul hakkı yemiyoruz arkadaş. Biz her kuruşun hesabını veriyoruz. Biz ülkede güzellik olsun istiyoruz. Bize oy versin vermesin, her ailenin çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyoruz. O çocuğun da bilgisayar olsun. O da internete girsin. Onun da televizyon olsun. Onların günahı ne? Fakir olmak mı? Ne zamandan beri fakir olmak günah oldu arkadaşlar? Ne zamandan beri fakir olmak kader oldu? Bunları değiştireceğiz. Ve biz yine şu teklifte bulunduk. Dedik ki İstanbul'un hayat boyu öğrenme merkezleri var, İSMEK. Ankara'nın da var yine öyle, BELMEK. Burada derslikler var. Milli Eğitim Bakanlığı istiyorsa, sıkışıyorsa bu derslikleri açabiliriz. Çocuklar gelirler burada, öğretmenleri de var zaten. Ders görürler burada. Ama CHP'li belediyeler ya, hayır olmaz. Niçin? CHP'li belediyeler. Kardeşim, CHP'li belediye başka bir belediye değil ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesidir. Artı vatandaşın oylarıyla gelip seçilen belediye başkanlarıdır. Ve bunlar bütün beldelere hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet verirler. Sizin belediyeler gibi değildir. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kimlik ayrımı yapmazlar. Siyasi parti ayrımı yapmazlar. Bölge ayrımı yapmazlar. Kimin ihtiyacı varsa giderler. Kimin ihtiyacı varsa karşılarlar. Hiçbir ayrım yapmazlar. Bizim onlardan böyle bir farkımız var. Tabii yeni derslikler olunca öğretmene de ihtiyaç var. Sayıştay ne diyor? 138.393 öğretmene ihtiyaç var diyor. Dışarıda yüz binlerce atama bekleyen öğretmen var. Yeni derslikleri yapma sözü verdik. Öğretmeni de artık siz atayın. Derslikleri yapalım, öğretmenleri atayın. Böylece öğretmenleri atarsanız bizim değil, sizin lehiniz olacak. İstihdam yaratacaksınız. 10 milyonlarca kişi işsiz belki olmayacak. Bunların içinde 50 bini, 100 bini en azından gelip çocuklara ders verecek. Çocukların sorunlarıyla ilgilenecek. Onların daha güzel yetişmeleri için çaba harcayacak. 8. Ha bu arada öğretmenlerle ilgili bir acı tablo var. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen. Ne demek? Öğretmen öğretmendir ya. Aynı dersi veriyorsun. Belki aynı sınıfa giriyorsun. Birisi kadrolu, birisi sözleşmeli, birisi ücretli. Öğretmen öğretmendir ve
bütün öğretmenlerin kadrolu öğretmen olması lazım. Dolayısıyla bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Şimdi okullar açıldı. Okulların büyük bir kısmında yardımcı hizmet personeli yok. Okulları ayakta tutanlar aslında oradaki veliler, okul aile birlikleri. Olabildiğince okulun iyileşmesini, ihtiyaçlarının giderilmesini, çocukların iyi bir eğitim almasını istiyorlar. Bizim belediyeler, bütün okulların, talep geldiği takdirde bütün okulların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Onarım dahil her türlü ihtiyacını karşılıyorlar. Dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı'na, Türkiye'de 10 milyonu aşkın işsiz var. Ya 60 bin yardımcı hizmet personelini okullara görevlendirin. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu kadroyu verin. Milli Eğitim Bakanlığı 60 bin kişiyi alsın. Çünkü diğer bakanlıklardan veya Türkiye İş Kurumu üzerinden geçici olarak alınan personel hijyen kurallarını yeteri kadar uygulayamayabilir. Bunların alınması, eğitilmesi ve hijyen kurallarına göre okulların temizlenmesi lazım. 60 bin kişiyi alın ve sizin ihtiyacınız. İşsizlik azalacak. 60 bin kişi daha evine ekmek götürecek huzur içinde. Bunu da teklif ettik. 9. Dezenfektan, maske, ateş ölçüm cihazı gibi ihtiyaçları velilerden almayın. Ya zaten varlıklı ailelerin çocukları özel okullara gidiyor. Devlet okuluna gidenler gariban ailelerin çocukları büyük ölçüde. Bunlardan ne isteyeceksin ya? Maske. Maske istiyorsan en yakın CHP'li belediye başkanına başvuracaksın. İstediğin kadar maske, istediğin kadar hijyen senin kapına gelecek kardeşim. Hiç endişe etme. Pandemi süresince bir sağlık görevlisi ve bir rehber öğretmenin mutlaka okulda olması lazım. Bunları 10 madde halinde eğitimde yapılması gerekenler olarak bu milletin takdirine sunuyorum. Çocuklarımızı seviyoruz. Öğretmenlerimizi seviyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği. Onlar hem geçmişimiz hem geleceğimiz. Onlarla gurur duyacağız. Onlara ne kadar iyi bir eğitim verebilirsek Türkiye o kadar hızlı büyüyecek. O kadar hızlı kalkınabilecek. İşsizlik azalacak. Yeni icatlar, yeni buluşlar bizim çocuklarımızın sayesinde olacak. Onlara iyi bir eğitim verebilirsek. Değerli arkadaşlarım, Uygurlarla ilgili bir sorun vardı. ...34 ülke yanlış hatırlamıyorsam Uygurlara yapılan mezalimi protesto için bir metin hazırladı ve imza attılar. Bizim soydaşlarımız Uygurlar. Çin'e gittiğimde o bölgeye gittim. Oradaki üniversitede konferans verdim. Hocaların bazıları Türkçe konuşuyordu. Orada Uygurlara yönelik bir baskının olduğunu bütün dünya dillendiriyor. Türkiye'deki bu sorunla ilgilenen Uygur kardeşlerimiz de geldiler. Onlarla da oturup konuştum. Bu sözleşmenin altına Türkiye Cumhuriyeti neden imza atmıyor dedim. Ve Sayın Bahçeli'ye bir çağrı yaptım. Dedim ki siz kendinizi milliyetçi olarak tanımlıyorsunuz. Uygur Türklerinin eğer böyle bir sorunu varsa ve bu sorun Uygurlar tarafından dile getiriliyorsa ve dünyanın 34 ülkesi de bunun altına imza atıyorsa neden Türkiye Cumhuriyeti'nin saray hükümeti bunun altına imza atmaz? Bu soruyu sordum. Bakın bu soruyu Erdoğan'a sormuyorum. Bu soruyu Bahçeli'ye soruyorum. Bahçeli bugün yanıt vermiş. CHP bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz, istikamet çizemez, dikte edemez, tavsiye ve tembihte bulunamaz. Kimseye parmak sallamak benim geleneğimde, ruhumda, örfümde, adetimde yoktur. Kaba güç orta çağın gücüdür. 21. yüzyılda akıl gücü vardır. Kaba güç yoktur.
Neden biz eğitim, eğitim, eğitim diyoruz? Akıl gücünü güçlendirmek için. Ona nitelik kazandırmak için. Aklınızla, bilginizle, birikimimizle, adalet anlayışınızla. Ben sadece Uygurlar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir halk zalim bir uygulamayla karşılaşıyorsa, biz orada deriz ki burada bir haksızlık var, hukuksuzluk var deriz. Sayın Bahçeli bilsin. Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Tırlarla. Bir değil, birden fazla. Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Bir gidişimizde baktılar ki çocukların ayakkabıları yok. Bütün çocuklara ayakkabı aldık, gönderdik. Suriye'deki Türkmenlere. Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil. Bizim işimiz reklam değil. Eğer saray iktidarının bekçiliğine birisi soyunursa bize bu konularda ders veremez. İnsan hakları dediğimiz kavram önemlidir. İnsan hakları. Sor bakayım Bahçeli'ye neden imza atmıyor? Ben söyleyeyim. Çin'den para gelecekti ya. Para. Para gelecekti ya. Londra'daki tefecileri faizi çok yükseltti çünkü. Düşünün. Bütçe açığı için borçlanmak zorundasın. Faiz için borçlanmak zorundasın. Ana parayı ödemek için borçlanmak zorundasın. Kapana kısıldılar. Memleketi yönetemiyorlar. Bu millet diyor ki artık kardeşim yakamızdan düşün. Yakalarından düşüreceğiz. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye sevgiyi, bu ülkeye gerçekten kardeşliği, bu ülkeye gerçekten de annelerin, babaların, çocuklarını güven içinde okula gönderebilecekleri bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.